Arkadaşlar cümlede eylem fiil yani iki numara ve nesne yani varsa üç numara varsa nesne tespiti. Bununla alakalı sizlere sorularım var. Bu soruları incelemeden önce nesne kavramını, cümlenin nesne unsurunu dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Şöyle ki bu cümlelerin kimisinde nesne var, nesne yok. Kimisinde nesne yok. Bunları bulmak size düşüyor. Bir bakalım. O her sabah koşar. Bu cümlenin fiilini bulmanızı rica ediyorum. Çay severim. Bu cümlenin fiilini ve nesnesini bulmanızı rica ediyorum. Sinemaya gidiyorlar. Yine fiilini, nesnesi var mı, yok mu bunu tespit etmenizi rica ediyorum. Seni arıyor. Yine cümlenin fiilini, cümlenin nesnesi var mı, yok mu, varsa hangisi bunu tespit etmenizi istiyorum. Onu seviyorum. Yine bu cümlede fiili ve cümlenin nesnesi var mı, yok mu, varsa nesnenin hangisi olduğunu tespit etmenizi rica ediyorum. Arkadaşlar, eylem fiil ve nesne tespiti ile ilgili sorularımız, cevaplarına bakalım. Birinci sorumuz, o her sabah koşar idi. Burada sizden fiili ve varsa nesneyi bulmanızı rica etmiştim. İlk önce nesne, 3 numara. Pratik anlamda cümlenin nesnesini bulmak için arkadaşlar, cümlenin eylem fiiline kimi ya da neyi sorularını sorabiliriz. Aldığımız cevap bize cümlenin nesnesini verecektir. Şimdi ilk önce fiilden başlayalım. Bakın, o bir hareket göstermiyor. Her sabah. Bu da bir hareket, bir eylem, bir faaliyet göstermiyor. Ama bakıyoruz, koşar. Bir eylem, hareket, faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla cümlenin iki numarası, yani fiili. Hadi özneyi de bulalım. Koşan kim? Hatırlayın, özneyi pratik olarak bulma adına fiile kim sorusunu soruyoruz. Kimler sorusunu soruyoruz. Ne sorusu da sorabiliriz. Aldığımız cevap bize fiili verecektir. Kim koşar? O koşar. Bir numara. Özne. Şimdi bakalım cümlenin nesnesi var mı yok mu? Üç numarası var mı yok mu? Arkadaşlar o koşar. Anlam tamamlandı. Koşmak bir nesneye geçiş yapamıyor. Şurada gördüğünüz her sabah. Kafanızı karıştırmasın. Bu bir sıklık zarfı. Bir sonraki örneğimize bakalım. Çay. Herhangi bir faaliyet, hareket gösteren bir kelime değil. Tam tersine isim türü bir kelime. Ama bakıyoruz severim. Bir faaliyet, hareket gösteriyor. İki numara. Sonra devam edelim. Bakın özne gizlenmiş. Kim sorusunu soruyorum. Ben. Gizli özne. Nesneyi bulmak için kimi ya da neyi sorusunu soruyorduk eylem fiile. Evet soruyoruz. Neyi severim? Bakıyoruz. Çay. 3 numara. Bakın Türkçe'de başa gelmiş nesne. Bir daha hatırlatıyorum. Türkçe'de cümlenin başında gördüğümüz her şey özne değildir. Bu örnekte olduğu gibi. Bakıyoruz bir daha. Ne severim? Çay severim. Severim fiilinin anlamı tam mı? Bakın ben severim. Bizi dinleyen kişi ya da kişiler bekleyecek. Neyi ya da kimi seversin şeklinde bekleyeceğiz. Bekleyecek. Bakıyoruz. Çay severim. Şimdi anlam tamamlandı ve nesne. Bir sonraki örneğimiz sinemaya gidiyorlar. Bakın gidiyorlar. Hareket gösteriyor. Faaliyet gösteriyor. İki numara. Gidenler kimler? Onlar. Bir numara. Nesne var mı yok mu? Onlar gidiyorlar. Anlam tam arkadaşlar. En fazla bir mekan zarfı alabilir. Ya da hal zarfı alabilir. Bunları ileride göreceğiz. Ama bakıyoruz gidiyorlar nereye? Sinemaya. Cümlenin nesnesi değil. Mekan zarfı arkadaşlar. Bizim için önemli olan nesne. Devam ediyoruz. Seni arıyor. Arıyor, faaliyet, eylem gösteriyor. İki numara. İlk önce özneyi bulalım. Arayan kim? O. Gizli özne. Bir numara. Bakın o arıyor. Anlam tam değil. Kimi, neyi arıyor? Bakıyoruz. Kimi arıyor? Seni. Hop, 3 numara. Cümlenin nesnesi oldu. Bir sonraki örneğimize bakalım. Onu seviyorum. Seviyorum. Faaliyet, hareket gösteriyor. 2 numara. Seven kim? Ben. Gizli öznesi. 1 numara. Ben seviyorum. Anlam tam değil. Kimi? Neyi? Cümle itibariyle bakıyoruz. Kimi? Onu. Cümlenin 3 numarası. Hatırlayalım. Nesne deyince aklımıza böyle eşya, cisim, sadece bunlar gelmeyecek. Hatta hiç gelmesin. Bizim nesne tanımımız neydi? Cümlede
anlamı eksik olan fiilin anlamını tamamlayan isim türü kelimeydi. Hemen hızlıca bakıyorum. Seviyorum. Ben seviyorum. Anlam tam değil. Kimi? Onu. Anlam tamamladı. 3 numara. Nesne. O arıyor. Anlam eksik. Kimi? Seni. 3 numara. Nesne. Bakın insanlardan cümlede nesne elde ediyoruz. Yani nesnel zamirler diyoruz zaten bunlara. Nesnenin yerine geçiyorlar. Gidiyorlar. Anlam tam. En fazla mekan zarfı alıyor. Nereye? Bakın kimi gidiyorlar sorusunu soramıyorsunuz. Kime gidiyorlar sorusunu sorarsınız ama alacağınız cevap yine mekan zarfı olarak çıkar karşınıza. Ona desek bile ona cümlenin mekan zarfı olur. Ama tabii ki nesnel zamir halinde çıkar karşımıza. Bir sonraki. Ben severim. Anlam eksik. Bakıyoruz neyi severim? Bu sefer bir orijinal isim çıktı karşımıza. Çay. Severim fiilinin anlamını tamamladı. Nesne. O her sabah koşar. Anlam tam. Bakın koşar. Kimi koşar, neyi koşar gibi sorular soramıyorsunuz bile. En fazla nereye koşar sorusu sorulur ya da nerede koşar sorusu sorulur. Alınacak cevap mekan zarfını verir bize. Dolayısıyla koşmak, koşar anlamı tam bu cümlenin nesnesi olamaz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.